Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz cihazlar akü şarj kontrol cihazlarıdır. Yani aküyü şarj eden cihaz değil, şarjı kontrol eden cihazdır. Aküyü esas bu şarj eder. Yani alternatör şarj eder. Bu 2 kW'lık teker alternatör. Bu da 250 Watt'lık teker alternatördür. Bunları su türbiniyle, yani suyla da döndürebilirsiniz, rüzgarla da döndürebilirsiniz veya aklınızda olan bir proje varsa proje olarak da kullanabilirsiniz. Ama bu cihazlar tabii akü, yani akü şarj kontrol cihazıdır. Bunlar da akü. Yani aküyü kontrol eder. Alternatörü de kontrol eder. Nasıl kontrol eder? Şimdi göreceğiz. Bunun görevi, akü doyuma ulaştığında alternatöre dur diyecek. Neden dur diyecek? Aküler aksi halde şişer, patlar. Aküler de biliyorsunuz çok pahalı. Nasıl bir televizyon aldıysanız antende alacaksınız. Anten olmazsa televizyonu seyredemezsiniz gibi. Yani bir örnek verirsem. Şimdi bunun gücü 12 volt 30 amperdir. Maksimum 40 amper gücündedir. Yani 30 amperlik aküye 40 amperlik aküye bağlanma olayı değil. Bunun gücü, yani eğer buradan 50 amperlik bir güç gelirse bunun en fazla 40 amperini aküye gönderebilir. Ama akü 40 amper almaz hiçbir zaman. Akü ihtiyacı olan miktar alır. Eğer ihtiyacından fazla verirseniz akü zaten deform olur, patlar. İşte bu olayları önleyen cihazdır. Manuel fren sistemi de vardır. Bu manuel fren sistemidir. Elektronik olarak kendisi de zaten şimdi göreceksiniz. Kendisi fren yaptıracak. İlk önce cihazı alınca, bakın burada da notlarımda da yazılıdır. Dikkat, önce aküyü bağlayınız. Doğru bir şekilde bağlayınız. Bu 12 voltluk sistemdir. Bu 24 volt 30-40 amper. Bu ise 48 volt 60-70 amperdir. Pardon, 70-80 amperdir. Bu ENDA cihazıdır. Bunu da biraz sonra, daha sonra diğer videolarımda göstereceğim. Şimdi 12 voltluk sistemi sizlere izah edeyim. Cihazı aldığınızda ilk önce bu normalde frende olacak arkadaşlar. Ve artı eksiği doğru bağlayacağız ve ışıklarımız yanacak. Işık yandıktan sonra şu alternatörden gelen 3 faz, şöyle göstereyim. Alternatörden gelen 3 fazı da, bunların yerleri fark etmez. Karışık, düz olabilir. Sırası önemli değildir ama artı eksi akü çok önemlidir. Bunu ters bağladığınızda cihazımız zarar görür, yanar. Şimdi bu bağlantıları yaptıktan sonra şarj bölümünü alıyoruz. Ve ben şimdi böyle manuel olarak tekeri elimle döndürüyorum. Tabi bu rüzgarda dönüyor veya suyla dönüyor olarak görün. Şu anda elektrik üretmeye başladı. Bakın 12.8. Bunun programlıdır bu. Programını da şöyle yaptım. Bakın şuraya yazdım. 12.5 volt alt sınır. 14.4 de üst sınır. 14.4 volta geldiğinde otomatik fren yaptıracaktır. Alternatörümüz frenle duracaktır. Şu anda yavaş yavaş, tabii ben yavaş döndürüyorum. Şimdi biraz hızlandırayım zamanı kısaltmak için. Bakın yavaş yavaş akümüz hızlı bir şekilde doluyor. Tabii akülerimiz benim çıkma motosiklet aküsü. Yani ben test amaçlı kullanıyorum. Tabii çabuk dolup çabuk boşaltıyorum. Bakın 13.9, 14.4'e gelince nasıl fren yaptığını göreceksiniz. Şu ışıklarda ise kontrol amaçlı ışıklardır. Şu gelen 3 faz, yani alternatörümüzden gelen 3 faz. Örneğin fazın biri gelmiyor diyelim. Örneğin şu. Bakın. Bakın ışık söndü. Ha. Siz şimdi burada bu kabloyu araştıracaksınız. Şu anda fren yaptı. Bakın 14.4'e geldiği için fren yaptı. Şimdi ben bunu tabi buradan bir yük aldığınız zaman şöyle ben size göstereyim. Ve freni bırakacak. Tabii 12.5'ya ayarlamıştık ya. Bakın 12.5 bıraktı. Alternatörümüz de dönmeye başladı. Bakın 14.1. Şimdi 14.4'e gelince tekrar fren yapacak. 14.2. Ben yavaş döndürüyorum siz iyi görün diye. Bakın 14.3. Dikkatle bakın. Şimdi fren yapacak. Evet, fren yaptı. Işıklarımız söndü. Şimdi 12.5 volta gelinceye kadar freni bırakmaz. Tabii siz evde kullandığınız için, mesela ben şu anda aküyü kullanmaya başladım. 12.6, 12.5'te freni bıraktı. Tabii bunu otomatik kendisi yapıyor. Bir de haberlerde işte yarın fırtına bekleniyor veya fırtına çıktı aniden. O zaman manuel olarak bunu, şimdi tabii kendisi elektronik fren yaptı. Ben yine bıraktırayım bunu. 12.5'a geldi. Şunu düşüreyim birazcık. Örneğin fırtına çıkacak dediler. Bunu şöyle frene aldığınız zaman bu devre dışı kalmış oluyor. Ve alternatörümüzde bakın böyle yavaş yavaş dönüyor yani. Şarj aldığınız zaman da artık gayet güzel dönüyor ve şarja geçiyor. Eğer şunlara getirirseniz bunlar 1/2 fren, yarım fren. Bunlar yarım fren, şu tam fren, bu da şarj. Bakın. Evet, gayet güzel cihazımız çalışmakta. 14.4'e gelince de fren yaptığını tekrar size göstereyim. 2, 3, dikkat edin. 3, 4'e gelince fren yapacak. Evet, fren yaptı. Şimdi şunu da özellikle söyleyeyim. Şu anda bunlar rüzgar türbününe göre. Eğer siz bunu su türbününde kullanmak istiyorsanız şöyle rezistansla göndereceğim. Bunu rezistansla ben bağlantısını yapacağım. Rezistansla beraber göndereceğim. Burada kullanma kılavuzu ve duvara montaj aparatları da vardır. Şöyle gördüğünüz gibi vidalarıyla beraber, kullanma kılavuzuyla beraber göndereceğim. Bunu siz panoya da asabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bağlantı aparatlarımız da vardır. Yani 12 voltluk sistem budur. Eğer su türbünde kullanacaksanız onu belirtin. Bunu bağlayarak göndereceğim. Tabii bu da artı bir bedeli vardır. Bu da rezistans telidir. Onu da özellikle belirteyim. Yapacağınız rüzgar ve su türbinlerinde başarılar dilerim arkadaşlar.